11 ayın sultanı Ramazan'a yeniden kavuştuk. Aileleri ve dostları bir araya getiren, iftar sofralarında ortaya atılacak artık klişeleşmiş o soruyu yanıtlayacağız. Nerede o eski Ramazanlar? Akşam TV'de bir ay boyunca eski Ramazanları anlatıp hep beraber geçmişe gideceğiz. Bugün Osmanlı'da Ramazan ayının ilk telaşı nasıl geçerdi ona bakacağız. Ramazan ayı yaklaştıkça muazzam bir heyecan sarardı Osmanlı topraklarını. Herkes kendi imkanı ölçüsünde bu mübarek ayı karşılamaya hazırlanırdı. İmkanı kısıtlı olanlara devlet yardım eder ve Ramazan-ı Şerif'i herkesin coşkuyla karşılamasını sağlardı. Belediyeler, vakıflar, medreseler, camiler, tekkeler, hayır cemiyetleri gibi tüm kurumlar bu hazırlıkları en yoğun şekilde yaparlardı. Yaklaşan Ramazan günleri için halkta bir kıpırdanma başlardı. Evler temizlenir, Ramazanlık gıdalar hazırlanırdı. Ramazan-ı Şerif'in geldiğinin ilan edilmesiyle birlikte küçük büyük herkes birbirini tebrik ederdi. Devlet daireleri Ramazan ayında daha ayrıcalıklı çalışırdı. Sabah öğlene doğru çalışmaya başlar, ikindi vakti girmeden daireler kapanırdı. Mevsimlere göre halkın ihtiyaçları için düzenlemeler yapılırdı. Okullar tatil edilir, isteyenler sılaya gider ve bayramdan sonra dönebilirdi. Ramazan için saray mutfağı olan matbaa amire de hummalı bir çalışma başlardı. Mevsimine göre en güzel yemekler hazırlanırdı ve ikram edilirdi. Ramazan ayından önce devlet tarafından bazı tembihnameler yayınlanırdı. Bu tembihnamelerden bazı örnekler verebiliriz. Mesela pazar günlerinde kadınların seyir yerlerine gitmeleri yasaklanmıştı. Tembihnameye göre kadınlar Ramazan-ı Şerif'te sokakta ve çarşı pazarda ve topluluk olan yerlerde saat 11'den sonra kalmayıp vakitlice evlerine gitmeleri emredilmişti. Geceleri ise kimsenin sokaklarda fenersiz gezmemesi gerektiği, Karagöz oyunlarına giden kişilerin öz ve edepleriyle o mekanlarda oturmaları gerektiği yazmaktaydı. Boğaziçi'nde kadınlar cuma günü sadece Küçüksu ve Göksu'ya gidip başka hiçbir seyir yerlerine gitmemesi gerektiği ve erkeklerin de cuma günü bu yerlere uğramaması gerektiği tembihnamede belirtilmişti. Osmanlılar 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilanını büyük bir merasimle yapardı. Ramazan'ın başlama gününün tespiti İstanbul Kadılığı tarafından yapılırdı. Rüyeti hilalin görünmesiyle Ramazan'ın başlangıç günü tespit edilirdi. Bu tespiti yapması için İstanbul Kadılığı Şehzade Camii'nde memurlar görevlendirirdi. Görevlendirilen bu memurlar hilali gördüklerine dair şehadette bulunurlar ve en az iki kişinin şahitlik etmesiyle Ramazan-ı Şerif ilan edilirdi. Ramazan ayının girdiği ilan edilir edilmez mahyacı başı derhal büyük bir heyecanla kandili eline alır, şeriye dairesinin binek taşına çıkar, Süleymaniye Camii minaresinde bulunan kandilcilere işaret ederdi ve onlar da hemen minarenin kandillerini yakarlardı. Topkapı Sarayı'na yerleştirilen Sultan 4. Murat'ın Bağdat'ı fethi sırasında son gülleyi atan topu, Süleymaniye Camii'nin mahyaları yanınca 3 defa ateşlenirdi. Her zamankinden daha titiz bir şekilde camiler ve umumi mekanlar temizlenir, en güzel kokular yerleştirilirdi her tarafa. Dükkanların vitrinleri düzenlenir, caddeler yıkanır, sokaklar düzenlenir ve duvarlar boyanırdı. Osmanlı'da Ramazan ayında yiyecek ve eşya fiyatlarının zamlanmasını devlet kontrol ederdi. Özellikle gıda maddelerinin Ramazan ayı boyunca daha ucuza satılması sağlanırdı. Ramazan ayında padişahların huzurunda yapılan huzur dersleri önemli bir yer tutardı. Dersler Ramazan-ı Şerif'in ilk günü başlar ve 8. günü sona ererdi. Bu derslerde Kur'an-ı Kerim'den ayetler okunur ve tefsir edilirdi. İkinci bölümümüzde eski Ramazanların iftar ve sahur sofralarını konuşacağız. Akşam TV'den herkese iyi Ramazanlar.